Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı tarım okulunda dondurmayı kurutarak cips şekline getiren kadın kooperatifleri üyesi kadınlar, teknolojik cihazları kullanarak dondurmaya farklı bir tarz getiriyor. Dondurmalar özel dolaplarda önce dolduruluyor. Daha sonra vakumlayarak kurutuluyor. Cips şeklini alan dondurmalar özel olarak paketlenerek Türkiye'nin dört bir yerine gönderiliyor. Yapılan bu işlemler sayesinde kurutulmuş dondurma yıllarca bozulmuyor. Yurt dışından da talep alan kadınlar günlük 200 kilo kurutulmuş dondurma üretiyor. Ezogel'in Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Pakize Kurt, "Burada kurutulmuş dondurma yapıyoruz." diyerek sözlerine şöyle devam etti. Kurutularak dondurma yapıyoruz burada. Yani normal dondurmanın farkı, kışın günü çocuğunuza asla dondurma yedireyim diyemezsin. Ama kurumuş dondurmayı, yani büyük olsun küçükler olsun yiyebilirler yani. Sürecimiz şöyle bir süreç. Zaten donarak, dondurularak kurutulan, yani bir bize zaten donmuş bir ürün geliyor zaten. O biz donmuş ürünü böyle dilimler haline getiriyoruz. Tekrar aynı o işlemi tekrar donuyor. Tekrar vakumluyoruz zaten makinalarımıza zaten. İçindeki suyunu, oksijenini aldığımız gibi. İçindeki zaten böyle kuru cips gibi bir dondurma elde ediyoruz. Kadınlar çok süper buluyorlar. Yani kışın günü bir dondurma, kurumuş bir dondurma yemek onları daha çok böyle cezbediyor. Hem kadınlarımızla beraber çalışıyoruz, üretiyoruz kadınlarımızla beraber. Seralarda çalışıyor bayanlarımız, burada çalışıyoruz zaten. Meyve olsun, sebze olsun, kurumuşa dondurma olsun. Hepsini biz yapıyoruz bayanlarla beraber. Fıstıklı dondurma yapıyoruz, sade dondurma yapıyoruz, çilekli, çikolatalı. İsteğe göre böğürtlenli sen olursa, yani siparişe göre böğürtlenle beraber yapıyoruz. Yurt içine, yurt dışına, özellikle yurt dışında daha çok şey var. Yani yurt içi olsun, yurt dışı olsun, yurt dışından taleplerimiz daha çok fazla. 600 kilo dondurma makineye koyuyoruz, 200 kilo kuru dondurma çıkartıyoruz.